Hoş geldin. Hoş bulduk. Bu olaya, bu 401 nolu odada cinayet başlığına gittiğim zaman sen duyduğunda bugün nasıl hissediyorsun? Bir kere inanamıyorum da hala ben. Yani evet, senin de dediğin gibi 4,5 yıl oldu ve ben içeride kaldığım sürede de her uyandığımda ya ben nasıl yani burada ne işim var, ne oldu da buraya girdim falan. O kadar anlık şeyler oluyor ki hayatta. Bu çok anlık bir olaydı ve gerçekten o kadar çok şeye mal oldu ki. Yani kötü hissettiriyor tabii. Korkunç bir olay, facialarla sonuçlandı. Her şeyimi kaybetmeme sebep oldu. Yeniden ayağa kalkmak çok zor oldu. Hatırlayınca bile sadece, yani mümkün olunca çok hatırlamamaya bile özen gösteriyorum açıkçası. Keşke mümkün olsa ve her şeyi, o dönemle ilgili her şeyi, onun sonuçlarını silebilsem ama elimden gelen bir şey yok. Şunu sorsam sana, ben bir gün bir cinayet işleyeceğim bana söylense, doğaya, insanlara, hayata karşı bu kadar merhametli biri olarak buna asla inanmazdım dedin. Bu duygunun üstünde bir kalır mısın? Ne demek istedin? Yani şöyle düşün Gökhan, ben işte yolda araç kullanırken bir tavuk, küçük bir tavuğa çarptım. Bunun için 6 saat ağladım. Yani ne bileyim, hakikaten o şey biraz geyiktir ama işte karıncayı bile ezmem. Ama gerçekten öyleydim. Yani işte balığımı öldü diye günlerce ağladım falan. Yani bu kadar hassas bir insan zaten, kaldı ki zaten bu hassasiyeti ele veren bir başka nokta da müzisyen olmak, sanatla uğraşmak ince bir ruh gerektiriyor. Yani bir cani ruhuyla bunu yapamazsın. O kadar şeydim ki hani, o kadar hassas, kimseyi kırmayayım, kimseyi incitmeyeyim. Bu olay aynı gün, olay günü bile birkaç saat önce biri bana şey deseydi, ya bak öldüreceksin falan, gülerdim, büyük ihtimalle kahkaha falan atardım, saçmalama derdim. Çünkü bende bu potansiyel yok, bunu biliyorum. Biraz onunla beraber ben şeyi anladım gerçekten, kendimle beraber ve içeride gördüğüm bazı insanlarla beraber hayatta her şeyin hepimizin başına gelebileceğini, bazı şeylerin çok anlık olduğunu, birçok şey aslında hiç hesap ettiğimizi düşünerek aslında hesap edemediğimiz paradigmalar olduğunu falan fark ettim. Ya hala inan bana şaşkınım ya. Yani nasıl yani? Yani böyle bir şeyin faili nasıl olabilirim? Direkt olur ya bazen bir aynaya baktığında ya da bir yerde kendinle kaldığında bu olay bir cinayet olarak basına yansıdı. Orada yaşadığın şeyi sen biliyorsun ama senin hiç kaçılmaz yer vicdandır ya hayatta. Senin kendi vicdan muhaseben nasıl bu olayla ilgili? Şimdi ben biraz aslında sonuç odaklı bir insanım. Genel yapım böyle. Sonuç odaklı baktığımda tabii çok korkunç. Ne olursa olsun bir insanın ölümüne sebebiyet vermek çok kötü. Hatta ben cezaevine ilk girdiğim zaman uzun bir süre oradan psikolojik destek aldım. Ve o psikologlar falan, psikiyatristler beni o noktada birazcık hani bilinçli yapmadığım için, karşı taraf bunu zorladığı için aslında biraz o anlamda onlar vicdanen rahatlattı. Ama şu anda işte bu kadar zaman sonra, 4,5 yıl sonra oturup vicdan muhasebesi yaptığımda şu noktada rahatım. Ben bunu isteyerek yapmadım ve o bunu yapmam için elinden gelen her şeyi yaptı, saldırdı bana. Ve o can havliyle ben kendimi korudum aslında. O bir öz savunmaydı yani. O yüzden şey değilim böyle, hani birini gerçekten kasıtlı, bilinçli olarak öldürseydim ben muhtemelen bunun vicdan azabının altından kalkabilecek biri değildim. Ama kasıtlı yapmadığımı bilmek, ya bir yerde şey inancını bile bu bende geliştirdi, kader. Böyle garip bir şey aslında. Yine diyorum, bu karşıdakinin iyi bir insan, kötü bir insan falan filan bunlar değil yani. Ne olursa olsun bir şeyi bilinçli yapmadığınız zaman şey, yani bir süre sonra şey diyorsun, hani vicdan muhasebesi yapma ama hani hep oraya gidiyorsun ama diyorsun yani Tanrı da biliyor ki ben bunu bilinçli yapmadım. Yani o nokta bir tık evet rahatlatıyor ama netice itibariyle bir şekilde birinin ölümüne sebebiyet verdim ve bunun da bedelleri de çok ağır oldu. Yani ben şeye çok inanıyorum ya Gökhan, çok iyi bir insansan aslında, kalbinde sadece iyilik varsa, işte kötü bir şey yaptığında istemeden de olsa sen bunun bedelini çok ağır ödüyorsun. Kötü insan zaten kötüdür, kötülük yapar, ona bir şey olmaz ama ben bunu gördüm yani. Yani hayatımda bir kere yanlış bir şey yaptım, o kadar ağır ödedim ki. O yüzden gerçekten artık bir adım atarken 100 kere düşünüyorum yani.